Gezi Planı programından herkese merhaba. Bugün Karadeniz'in incisi Kandıra Gezi Planı programını misafir ediyor. Hadi hep beraber görelim Kandıra'da neler var, gezilecek nereler var. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz Kandıra Barajı'yla, Namazgah Barajı'yla açılış yapalım istedik. Namazgah Barajı çok değerli bir baraj Kandıra için hem de Kocaeli için. Herhangi bir afet, doğal afet durumunda ve bu doğal afet yapısına göre dizayn edilmiş ve yaklaşık 3 ilçeyi, yaklaşık 150 bin kişilik, 200 bin kişilik nüfusu doğrudan besleyebilecek değerli bir baraj. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU katkılarıyla ve Kandıra Belediyesi programlanmasıyla dizayn edilen, tasarlanan ve hayata geçirilen bir proje. Ve buradan İSU adına da söylemek istediğimiz şey şu oluyor. Suyun önemini bir kez daha böyle projelerle sizlerle buluşturmuş oluyor. Hoş geldiniz Kandıra. Kandıra'nın en eski tarihi yapılarından biri olan Orhan Camisi'ndeyiz. Orhan Camii ilk olarak 1330'lu yıllarda Gazi Süleyman Paşa tarafından babası Orhan Gazi adına inşa ediliyor ve tamamı ahşap olarak inşa edilen bir yapı. Daha sonra Abdülhamit Han döneminde sıfırdan komple yıkılarak yeniden inşa ediliyor ve 2010 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi tarafından restorasyon organizasyonuyla şu anki görünümünü alıyor. Halen ibadete açık bir durumda, Kandıra'da hizmet vermeye devam etmektedir. Evet, yıl 1858 ve arkamda görmüş olduğunuz bina Kandıra'nın merkezine inşa ediliyor. Yelkencioğlu Konağı'ndayız. Yelkencioğlu Konağı 1918 yılında İngilizler tarafından, 1920 yılında Yunanlar tarafından hastane ve karargah olarak kullanılan Kandıra'nın önemli değerlerinden, önemli tarihlerinden bir tanesini birlikte göreceğiz. Beni takip edin. İçeride size göstereceğim Kandıra'nın tarihiyle alakalı çok güzel değerler var. Hadi gelin birlikte görelim. İngiliz işgali, ardından Yunan işgali ve sonrasında Kuvayi Milliyecilere devrediliyor Yelkencioğlu Konağı. Birçok ordu komutanını misafir ediyor. Birçok savaş stratejisi geliştiriliyor. Ve Batı'nın en önemli askeri karargahlarından bir tanesi haline getiriliyor. İşgalciler yerini tespit edemesin diye çoğu kez gizli tutuluyor ve bir şahsın sade bir konağıymış görünümüyle süsleniyor. Ancak içinde Kurtuluş Savaşı mücadelesi için birçok savaş stratejisi geliştiriliyor. Bu yüzden Yelkencioğlu Konağı hem bizim hem de Kuvayi Milliyecilerimiz için hem de geleceğimiz için çok önemli bir yerdi. Kurtuluş Savaşı sona eriyor ve işgalci devletler ülkemizden gidiyor. Daha sonra Yelkencioğlu ailesi halen sizlerin de bildiği gibi Türkiye'de
büyük bir işletmeye sahip, Türkiye'de büyük bir ticari paya sahip olan Yelkencioğlu ailesine devrediliyor. Ve Yelkencioğlu ailesi o günden bugüne kadar hem ticari faaliyetlerini hem de yaklaşık 6 kişilik devasa bir aileyi bu 30 odalı konakta büyütüyor. Peki biz bu Yelkencioğlu konağını, hikayesini daha yakından nasıl görebiliriz diye olabilirsiniz. Sizleri Kandıra'nın merkezine, bu konağı görmeye, Çarşı Mahallesi'ne davet ediyoruz. Sizler de gelin, bize ulaşın, Kandıra Belediyesi'ne ulaşın. Sizleri bu hikayenin içerisine dahil edelim ve sizlerle birlikte bu güzel hikayeye ortak olalım istiyoruz. Yelkencioğlu konağındaydık, şimdi başka yerlerde görelim. Ender Gök, Kandıra Alaybey Köyü. Çiftçilikle uğraşmaktayım. Genelde sebze meyve üretimi üzerine çalışıyoruz. Bu sene karpuz ekimi yaptık. Karpuzlarımız mükemmel gelişmekte. Erken çıkardık. Piyasa da güzel. Bu şekilde pazara sunuyoruz. Kandıra karpuzu coğrafi işaretli. Zaten mükemmel bir lezzeti var. Çok sulu. Yani yöresel olarak çok lezzetli bir karpuz. Yani diğer karpuzlara göre daha güzel. Kandıra'yı hepimiz bir turizm kenti olarak biliyoruz. Bu doğru. Ama bilmediğimiz ve ileride çok daha duyacağımız bir özelliği daha var. Kandıra çok ciddi bir tarım kenti. Evet, çiftçiler tarımını ekiyor, mahsulünü alıyor hasat zamanı. Peki bunları nerede satışa çıkartıyor? İşte burada. Arkamda görmüş olduğunuz yer Kandıra'nın ünlü çarşamba pazarı. Aynı zamanda da çok ciddi sosyal etkileşim alanı. Nasıl oluyor diyeceksiniz? Köylüler birbirlerini, köylü vatandaşlarımız birbirlerini burada ziyaret ediyorlar, hasret gideriyorlar, sohbet ediyorlar ve iletişime geçiyorlar. Hadi gelin birkaç tanesiyle sohbet edelim. Kandıra'nın organik pazarındayız. Organik mahsullerinin satıldığı yerdeyiz ve bir ablamızın yanına geldik. Burada satış yapıyorsun. Abla, ismini alabilir miyim? Vahide Akdeniz. Vahide abla. Nasılsın? Satışlar nasıl gidiyor bakalım? İyi, normal şu anda. Daha önce kazanıyoruz. İyiyiz yani. Bu köylü pazarının özelliği nedir? Bana bir anlatabilir misin? Nasıl anlatabilirsin burayı bana? Bilmiyorum, ben daha anlatmadım ama köylü pazarı yapıyorsun, getiriyorsun, satma, uğraşıyorsun yani bereketinden, hayırlısından, anımızın terinden çalışıyoruz yani. Erik doğal, kendimizden yetiştirdi büyükler, bize onların yanında durduk, alıştık, çalıştık. Yani büyükler gitti, biz yapmaya devam ediyoruz yani. Tamamen tarladan tezgah geliyor. Evet, topluyoruz, getiriyoruz. Tamamen kendi mahsulün. Evet, kendimizden bulgur, darı, mısırını. Şimdi tezgahında Kandıra'ya özgü hangi ürün var? Ben yapıyorum bunu dediğin. Bunlar. Mısırını var mı? Var. Bir göstersene bize. Mısırını. Evet, bu bizim kendi Kandıra'mızda yetişen. Evet, Kandıra'mızda yetişen darı, ürelik. Ürelik. Evet, kuş yemi darı. Öyle mi diyorlar? Evet. Ürelik mi derler? Aha, ürelik. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Aynen. Bu da köy bulguru yapma, kaynatıyorsun, pişiriyorsun, seriyorsun, kuru diyorsun, ayıklıyorsun, içini çekiyorsun yani. Bu da bize ait. Evet. Çok güzel. Valla
böyle güzel insanların arasında birkaç kişiyle daha görüştüreceğim sizi. Hemen yanımda mutfaklarımızın, sofralarımızın olmazsa olmazı var. Bir yumurta tezgahı var. Çok da güzel bir abiyle karşılaştım. Sizi onunla tanıştıracağım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Abi isim nedir? Ruhi. Ruhi abi nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Abi biz nereye geldik? Siz Kandıra'ya geldiniz. Hakiki gezen köy yumurtası. Bu yumba iri boy yumurtamız. Bu da küçük boy yumurtamız. Polisi 120 lira efendim. Bu da 120. İri boylarımız hakiki gezen 130 lira. Gerçek yumurtamız. Bunu alan ikinciye tekrar mutlaka bu tezgaha gelir alır. Organik ürünlerimiz bunlar Kandıra'dan aldım. Peki ben İstanbul'dan yola çıktım. Tabii. Neden Kandıra Çarşamba Pazarı'nda durmalıyım ve neden senin tezgahına uğramalıyım abi? Yani ne özelliği var buranın? Ne şu abi? Kandıra'nın bir ismi var. Hindisi, manda yoğurdu, peyniri, yumurtası, hakiki gezen, organik, ünlenmiş İstanbul, her tarafta Kandıra. Evet. Organik, hatta belki gezdiniz, gördünüz, bütün köylerimiz ürünleri kendi yetiştirip Kandıra halkını köylü getirir buraya satar. Türkiye'ye açılmış değerlerimizden bir tanesi de Kandıra manda yoğurdumuz ve %100 manda yoğurdu yapmış bir teyzemizin yanına geldik. Yüksel teyzemizin yanındayız. Bakalım bize bu değeri sizlere, ekran başında bizleri izleyen izleyicilerimize nasıl anlatacak? Manda yoğurdu neden bu kadar değerli? Yapımı nasıl oluyor? Zor bir aşaması var çok belli çünkü çok değerli, çok az bulunan bir ürün. Kendisiyle bir sohbet edelim, soralım. Yüksel teyze merhaba. Merhaba çocuğum, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Ben... Hangi köydensin? Bu Kandıra'nın mahallesindenim. Kandıra'ya bağlıyız biz. Hangi mahalleden? Akdurak Mahallesi. Akdurak Mahallesi'nden, merkezdesin. Evet. Şimdi Yüksel teyze, bizim öğrenmek istediğimiz bir şey var. Tamam, buyurun. İstanbul'dan çok güzel misafirlerimiz geldi. Dediler ki biz Kandıra manda yoğurdunu çok merak ediyoruz ve bu markayı, Kandıra manda yoğurdunu bu kadar değerli yapan şey ne, öğrenebilir miyiz dediler. Biz de sana soralım dedik. Nedir? Ya şimdi şöyle, manda yoğurdu yağlı olur, koyu olur. O yüzden tabii yine ne de olsa cıvık olur. O yüzden manda peynir gibi olur yani, katı olur. Önemi bu yani, bu değeri bu, katı olduğu için. O zaman rivayetler doğru. Yani Kandıra manda yoğurdunu ters çevirseniz dökülmez. Evet, dökülmez. Evet, evet. O yüzden değerli bir yoğurt. Evet, değerli. Peki alıcımız var mı? Alabiliyorlar mı burada gelen, dışarıdan gelen misafirlere satışı önde olan tabii bir ürün? Tabii ki de, tabii ki de. Evet, tabii ki de. Tabii ki de. O yüzden bizim için değerli. O zaman ne diyeceğiz? Yapmaya devam edeceğiz. Yapmaya doğru mu? Çaremiz yok. Ekmeğimiz bu çünkü. Peki nasıl, satışları nasıl gidiyor? Güzel mi? Şükür. Bereket versin. İdare ediyoruz. Geldin, köylü arkadaşlarını gördün mü? Buradan diğer mahallelerden arkadaşlarını görüyor musun? Tabii canım. Tabii ki de görüyorum. Görmem olur muyum? Evet. O zaman çarşamba bizim için önemli ve güzel bir gün. Önemli ve güzel. Evet. 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 Teyzeciğim seni tanıdığıma sevindim. Ben de çok memnun oldum. Kendine çok dikkat et. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bereketli kazançlar. Sağ ol. Allah razı olsun. Hoşça kal. Görüşürüz. Kandıra Belediyesi'ne ait şehri teras tesislerinde Kandıra'ya özgü çok değerli bir ürünü sizlerle tanıtacağız. Kandıra mancarlı pidesi. Her yerde duyarsınız bunu. Diğer büyük illerde de duyarsınız. Gerçekten namı çok fazla olan, çok değerli ve Kandıra'ya özgü bir pidedir. Şimdi sizlere bu pidenin yapılış aşamalarını göstereceğiz tek tek. Hadi afiyet olsun. Thank you.
kadar konuştuk, meşhur dedik. Bakalım nasıl yapılıyor? Size görüntülerini de göstereceğiz. Şimdi sana bir soru soracağım abla. Neden bu kadar ünlü bu mancarlı pide? Kandıramızın mancarlı pidesi meşhur. Neden? Mancar nedir? Mancar. Halk dili mi mancar? Başka bir adı var mı? Normalde adı ıspanak. Ispanak? Evet, halk dilinde mancar diye geçiyor. Normalde ıspanak. Bunu böyle pidenin içine konunca da ayrı bir özellik. Evet, yani. Peki, çok isteyen oluyor mu? Talep oluyor mu? Çok. Yani zaman yerine göre yetiştiremiyoruz. Bunun orijinalinin taş fırında olduğunu duyduk, doğru mu? Evet, taş fırında. Fırınımız taş. Evet, karşılıyor mu peki? Evet. Biz yapıyoruz el emeği özellikle. Hamuru kendimiz yoğuruyoruz. Her şey elimizden geçiyor. İsim neydi? İlknur Taşdemir. İlknur abla kaç senedir pide yapıyorsun? Ben 7 seneden beri burada pide yapıyorum. Pide yapıyorsun? Evet. Kimden öğrendin? Ya biz bunu aileden öğrendik. Köy çocuğuyuz. Aileden öğrendik öyle. Allah nasip etti, belediye işe girdik. Böyle devam ettiriyoruz. Belediyenin tesislerinde? Evet, Kandıramızın pidesini böyle de. Meşhur ediyoruz. Evet. İstanbul'dan geldi misafirlerimiz. Şimdi ben onlar için de birkaç mesaj vermek istiyorum. Bir şeyler söylemek istiyorum. Nereye gelecekler ve nerede yiyecekler bu lezzeti sizin elinizden? Kandıra'ya gelecekler. Kandıramızın belediye teras kafesine gelecekler. Biz onlara pide yapacağız. Pide yapacağız, yiyecekler. Hadi kolay gelsin. Abla sen ne aşamadasın? Ne yapıyorsun? Ben yapıyorum, yapım aşaması. Bu patatesli olan? Patatesli. Bu mancarlımız. İşte ikisi de çok beğeniliyor. Evet. Yani seviliyor. Her gün yapıyoruz özenle. Günde ortalama kaç pide çıkartıyorsun? 150-160. 160 pide satılıyor sadece öğlen saatinde mi? Evet, öğlen saatinde. Peki toplamda ne kadardır? Şimdi şöyle, bazen programlarımız falan oluyor, değişebiliyor. Bazen siparişlerimiz oluyor, değişebiliyor. Ama günlük ortalama halkın yediği 150-160 biz düzenli yapıyoruz. Bizim organik pidemiz satılıyor. Evet. Vallahi duydunuz. Ablalarımız burada. Sizlere pide hazırlamak için hazır kıta bekliyorlar. Sizi şehri terasa bekliyoruz. Metre yükseklikte Kandıra ilçesini ve çevre bölgeyi cepheden gören Baba Dağı'ndayız. Baba Dağı'nda Akçakoca Bey'in anıt mezarındayız. Akçakoca Bey, Osman Bey'in silah arkadaşı olmakla birlikte savaş döneminde omuz omuza vermiş ve Kandıra için ciddi seferlere katılmış ve silah arkadaşlarına önderlik etmiş çok değerli bir liderimiz. Kendisinin anıt mezarını göreceğiz. Osman Bey'in silah arkadaşı olarak tanınması yanı sıra katıldığı fetihler ve Osmanlı topraklarına katmış olduğu bölgelerle bilinen Akçakoca Bey, Kandıralılar ve Türkiye tarihi açısından Kandıra Fatihi olarak anılır. Yılın belirli dönemlerinde kent merkezinde yaşayan ve tarih kurulundan bir grup anıt mezarı ziyarete gelip mevlüt okuturlar. Kocaeli'li sınırları içinde Ceveci sahilinin tam karşısında 10 dakikalık mesafede mükemmel bir yerdir Karadeniz adası. Adada Cenevizlilerden kalma kale surları, aynı zamanda Cenevizliler tarafından yağmur sularını biriktirmek için sarnıç amacıyla yapılmış olduğu tahmin edilen birkaç yapı bulunmaktadır. İlaç sanayinde kullanılan anason ve ada sakinleri tarafından yabani kavun olarak isimlendirilen 25 cm yüksekliğinde bir bitki türü adada kendi kendine yetişmektedir. Defne ve incir ağacı ise diğer ağaç türlerindendir. Adanın önemli tarihi isimlerinden bir tanesi de İpsiz Recep'tir. Türk Kurtuluş Savaşı'nda karargah olarak kullanılan ada zaman zaman Karadeniz'in hırçın dalgalarına yakalanmış olan gemilere birer sığınak görevinde bulunmaktadır. Her birinizin Kandıra'ya geldiği zaman görmesini istediğimiz özel bir yer.
Evet, bugün Kocaeli'de Gezi Planı programının ikinci günündeyiz. Bugün daha çok doğal güzelliklerimizle sizlerle olacağız. Bulunduğumuz yer Kandıra ilçesinin Kefken bölgesinde yer alan Pembe Kayalar. Pembe Kayalar ismini görüleceği üzere renklerden, görüntülerden anlayacağımız üzere renklerinden alıyor. Ayrıca jeolojik yapısıyla yerli yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor. Kocaeli hem yaz turizmine hem kış turizmine olanak sağlayan bir coğrafyaya hakim. Dolayısıyla burası da yaz turizminin önemli noktalarından bir tanesi. Buradaki kayaların önemli bir özelliği, su içerisindeyken yumuşak bir formda bulunan kayalar suyun dışına çıkartıldığında sertleşiyor. Bu özelliğiyle Osmanlı döneminde dikdörtgen biçimde kesilerek deniz yoluyla İstanbul'a taşınıp birçok mimari eserde kullanılmış kayalar burada bulunuyor. Daha önceki tarih sahnesindeki zamanlara gittiğimizde Kocaeli birçok döneme ev sahipliği yapmış olması hasebiyle antik çağlarda da burada bir yaşam sürüyor ve antik çağlarda bu bölge taş ocağı olarak kullanılmış. Biz Gezi Planı rotasında buranın da mutlaka eklenmesi gerektiğini düşünüyor ve tavsiye ediyoruz. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin en değerli, en gözde plajlarından bir tanesindeyiz. Kerpe plajındayız. Çevre ilde yaşayanların da gözdesi haline gelmiş olan Kerpe plajının güzelliklerini göstereceğiz size şimdi. Beni takip edin. Kerpe plajı milyonları ağırlayan bir plaj. Milyonlar dediğime şaşırmayın sakın. Gerçekten de bir önceki bayram tatilinde tam 1,5 milyon kişiyi ağırladı Kerpe plajı. Hadi gelin birlikte görelim bu güzellikleri. Serinlemek için, akın akın tatil yapmak için gelenlerin yanı sıra Kerpe bambaşka bir güzelliğe hazırlanıyor. Arkamda görmüş olduğunuz bölgede bir denizaltı müzesi, bir sualtı müzesi hazırlanıyor. Roma ve Bizans dönemine ait ticari gemilerin kalıntıları ele geçirildi, bulundu. Şimdi Kültür Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı çatısı altında bu çıkan envanterlerin tamamı su altında sizlerle buluşmak üzere hazırlanıyor. Şu anda bulunduğumuz yer gibi Kandıra ilçesine ait tescillenmiş 7 tane mavi bayraklı plajı var. Zaten Kerpe plajını görüyorsunuz. Kandıra'nın incisi olarak da kabul edilir. Kerpe plajı ilçeyi ziyaret edenler için önemli durakların başında geliyor. Kerpe rüzgardan daha korunaklı olduğu için Karadeniz'in hırçın dalgalarından daha çok ziyaretçilerin talep ettiği yerlerden bir tanesi haline gelmiştir. Miço Koyu, diğer adıyla Kadınlar Plajı. Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı'na mavi bayrak 2019 yılında geldi. Kerpe Mahallesi'nde bulunan Miço Koyu yaz sezonunda sadece kadınlara tahsis ediliyor. Kumcağız Halk Plajımız. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde kumsala sahip Kumcağız Plajı. Yaz sıcaklarında bunalan vatandaşlarımızın serinleyebileceği ve hizmet alabileceği güzel bir yer haline geldi. Kovan Ağzı Plajımız. Kefken Mahallemizdeki Kovan Ağzı Plajımız, Miço Koyu'ndan sonra Kandıra'nın mavi bayrağı sahip en küçük ikinci plajı olma özelliği taşıyor. Ve mavi bayrağını 2021 yılında devralıyor. Barganlı Plajı. Su kalitesi ve çevresel standartların yüksek olduğu plajlardan olan Barganlı Plajı ilk olarak mavi bayrağını 2017 yılında almaya hak kazanıyor. Doğayla iç içe plajlardan bir tanesi olarak bilinen Barganlı Plajı ormanla sahilin bütünleştiği özel plajlarımızdan bir tanesi. Cebeci Halk Plajımız. 2013 yılında mavi bayrak sahibi olan Cebeci Plajı Kandıra'nın en görkemli, en büyük plajlarından bir tanesi. Yaklaşık 1,5
1,5 kilometre uzunluğunda ve Kirken Adası'nı cepheden gören en özel sahillerimizden bir tanesi. Seyrek Plajı. Kandıra Seyrek Plajı Kocaeli'de 2022 yılında 33 kriteri de başarıyla tamamlayan son plajımız Seyrek Plajımız oldu. Ve bayrağını almış bulundu. 7 tane mavi bayraklı sahilimizde tüm tatilcilerini yaz tatilinde hem serinlemek hem de güzel hizmet almak üzere davet ediyor. Evet, bugün gezi planı programımız Kandıra'mızda misafirdi. Onları gezdirdik. Kandıra'da gezebileceğiniz güzel yerleri onların vasıtasıyla sizlere ulaştırdık. Tabii gezilecek güzel yerler gibi yine sizi bir seyahate çıkartacağız. Bir müzik seyahatine çıkartacağız. Kandıra'nın en büyük değerlerinden bir tanesi olan Üstad Mustafa Kandıralı'yı anmadan da gitmeyelim dedik. Şimdilik size buradan veda ediyoruz. Başka şehirlerde sizlerle birlikte olacak gezi planı. Kandıra'dan selamlar.